Günümüzde bilim oldukça ilerlemiş olmasına rağmen hala da doğada bilimin cevaplayamadığı çeşitli gizemler var. Bu gizemlerden birisi de Guajarat'ın Varara bölgesinde bulunan Antoli köyünde bir leoparla bir inek arasında gelişen gizemli dostluk. Hikayemiz 2002 yılının yazında Valdodara şehrinden 40 kilometre uzaklıktaki Antoli köyünde başlıyor. Antoli köyünde sık sık leoparlar görünürdü. Bir dişi leopar da köydeki şeker kamışı tarlalarından birisinde geziniyordu. Bu leopar, domuz, sıçan, köpek, kuş, kurbağa ve benzeri canlılarla besleniyordu. Ara sıra kendini iyi hissettiğinde keçi avladığı da oluyordu. Köyün bulunduğu ormanlık bölgede türlü yırtıcılar vardı. Bu yüzden de leoparlar ara sıra güvenli bölge olarak köydeki şeker kamışı tarlalarına gelir ve bazen burada çiftleşip yavru büyütürlerdi. 2002 yılının Eylül ayında köylüler bu durumdan şikayetçi olunca orman görevlileri bu konu hakkında bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdi. Antoli köyünde yaşayanlar her gece bir leopar ve yavrusunun köyde dolaştığı ihbarında bulundu. Bu durum civardaki leopar nüfusunun artması ve köyde leoparları avlayan hiçbir yırtıcının bulunmaması sebebiyle oldukça normaldi. Yemek kıtlığı olduğu dönemlerde leoparlar sık sık yaşadıkları bölgeden çıkıp avlayabilecekleri hayvan sayısının fazla olduğu bölgelere göç ederler. Bu tarz durumlarda Orman Bakanlığı'na bağlı yetkililer gerekli tedbirleri almaya çalışır. Antoli köyünde yaşayanların şikayetleri Gandhinagar'daki Orman Bakanı'na ulaşınca Orman Bakanı benzer durumlarda olduğu gibi olayla ilgilenmeye karar verdi. Gerekli görüşmelerin ardından bu leoparın yakalanmasına karar verildi. Olayın ilk görüntüleri Vandodara'da yaşayan kameraman Manoj Taker tarafından çekildi. 20 Eylül 2002'de gece 2 civarında bu leopar yetkililerin çabaları sonucu başarılı bir şekilde yakalandı ve sabahın erken saatlerinde köyden uzak bir yere bırakıldı. Köylülerin çoğu leoparın yakalandığını görünce oldukça rahatladı ama köydeki birisi yakın dostundan ayrıldığı için bu duruma üzülmüştü. Ayrıca leopar geceleri köydeki ekinlere çakallar ve yaban domuzlarının dadanmasını önleyerek bir bakıma köylülere yardımcı oluyordu. Bir ay sonra köylüler yeniden yetkililere şikayette bulundu. Köylüler yakalanan leoparın şimdi köyde gezinen leoparın annesi olduğunu düşünüyorlardı. Orman Bakanlığı'ndan gelen yetkililer köylülerin hikayesini dinleyince o kadar şaşırdılar ki ilk başta olayın gerçek olduğuna inanamadılar. Hindistan'ın çoğu köyünde olduğu gibi bu köyde de köylülerin bir kısmı zengin, bir kısmı ise çok fakirdi. Fakir köylülerden birisinin bir buzağısı ve iki ineği vardı. Bu hayvanlar tarlada diledikleri gibi gezilebiliyorlardı. İneğin sahibi ve ailenin en yaşlısı olan 60 yaşındaki adam her gece ineğinin tarlaya çıktığını ve leoparla arkadaşlık kurduğunu gözlemlemişti. İlk başta yanlış gördüğünü düşündü ama ertesi gün yine aynı manzarayla karşılaşınca çok şaşırdı. Adam bu hikayeyi anlatınca başta kimse inanmadı. 17 Ekim günü adam bu hikayeyi bakanlıktan gelen yetkililere de anlattı ve onlar da ilk başta olaya inanmadı. Adam her akşam rengi leoparın rengine benzeyen ineğinin tarlada bir leopara arkadaşlık ettiğini söyledi. Bu iki hayvan hiç korkmadan birbirlerine yaklaşıyordu ve ne inek leopardan korkuyordu ne de leopar herhangi bir saldırganlık belirtisi gösteriyordu. İnek ve leopar tam anlamıyla arkadaş olmuştu. Çiftçinin diğer hayvanları inek kadar güvende değildi ama neyse ki leopar onlarla ilgilenmiyordu. Bu iki hayvanın alışılmadık dostluğu büyük ilgi gördü ve civar köylerden insanlar bu arkadaşlığı görmek için köyü ziyarete geldi. Adam ziyaretçilerin kamera flaşı olmadan en fazla 10 metre yaklaşmasına izin veriyordu. Yaban hayatı severler ve kameramanlar bu arkadaşlığı görüntülemek ve kendi gözleriyle görmek için köye akın etti. Fotoğraflar çekildi ve durum hakkında yetkililer bir rapor hazırladı. Leopar ineğin yanına geliyor ve ne leopar herhangi bir saldırganlık belirtisi gösteriyor ne de inek leopardan korkuyordu. İki sıra dışı arkadaş birbirleriyle gayet iyi anlaşıyordu. Leopar ineği 8 Ekim'den 22 Ekim'e kadar her gece saat 9.30'dan 11'e kadar ziyaret ediyordu. Bu durum 4 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar yine tekrarlandı. Bilinmeyen bir nedenden ötürü 30 Kasım-29 Aralık arası günlerde leopar ineği ziyarete gelmedi ama yine de köyün yakınlarındaydı. Bu ziyaretler Mart'ın ilk haftasına kadar aralıklarla devam etti ve ardından leopar bir daha hiç görülmedi. Bu durum hakkında pek çok tahmin yapıldı. Bazıları önceden yakalanan dişi leoparın ineğin arkadaşı olan leoparın annesi olduğunu söyledi. Leoparın inekle arkadaş olmasından daha garip olan şey
İneğin bu arkadaşlığı kabul etmesi ve leopardan hiç korkmamasıydı. İnek, leopara tıpkı kendi yavrusu gibi davranıyordu. Belki de kimse bu gizemli arkadaşlığın gerçek sebebini öğrenemeyecek ama yine de bu leoparla inek arasındaki arkadaşlık hem alışılmadık hem de oldukça garip.